sokak bizim için bir yaşam alanı, bir flora ve kendimizi büyütebildiğimiz, yeşertebildiğimiz, hatta gelip geçenlere de bir parça olsun bir renk ulaştırabildiğimiz bir alan olarak görüyorum. Sokak biraz daha böyle bütün rütbelerin söküldüğü, statülerin yerle bir olduğu, herkesin eşitlendiği bir hemzemin alan olduğu için aslında biraz sokağı tercih ediyorum. Çünkü hiç gündelik hayatta bir arada göremediğimiz insanları bir arada görebiliyoruz. Sokak çok sıcak ve hızlı bir yer. Yani kanı hızlı akan insanlar için çok güzel bir yer. Sokak anında etki tepkiyi görüyorsun. Ne bileyim, dünyadan çok farklı parçalar bulabiliyorsun. Ve paylaşabiliyorsun. Ve paylaşabiliyorlar. Yani sadece bu taraftan paylaşım gerçekleşmiyor. Diğer taraftan da paylaşımlar gerçekleşiyor. Bu da bizleri sahneden alıkoyuyor. Yani sahnede olsaydık, herhangi bir sahnede olsaydık sadece çalıp geçecek. Ama sahnede olmayış, sokakta oluş bir araya getirtiyor. Yani ne seni çok yükseltiyorlar, ne seni yerin dibine gömüyorlar, ne sen onları çok yüksekten görüyorsun, ne de yerin dibinden görüyorsun. Yani güzel bir buluşma yeri, boş bir buluşma yeri. Biraz deneysel müzik yapmayı seviyoruz. Yani sokakta bir şey yok, yani kısıtlama yok. İstediğin müziği yapabilirsin. Her kitleden insan geçiyor. Bu yüzden bizim için bir avantaj aslında sokakta müzik yapmak. Çıkıyoruz, istediğimizi yapıyoruz. Doğaçlama yapıyoruz işte. Manyakça takılıyoruz falan. İnsanlar yine de dinliyor mesela. Seven insanlar var. Yine sevmeyen insan her türlü var zaten. Yani biz kabullendik artık. Ama istediğimiz müziği yapıyoruz mesela sokakta. Bu yönünü çok seviyorum sokakta. Sokak müziğinde hiçbir kimsenin ya da kişilerin ya da mekanın bir dayatması olmadan özgürce, mutlu bir şekilde sanatını icra edebiliyorsun. Çünkü biri sana bir para verip bunu yap demiyor. Yani sen istediğin zaman bunu yapıyorsun ve istediğin zaman bunu bitiriyorsun. Bunu rahatlık olduğu zaman da kafanda bir soru işareti olmuyor. Yani işte saatim geldi, şu kadar kaldı ya da işte müşteri kitle bunu istiyor, bunu çalmalıyım diye bir şey yok yani. Sen, her şey senin için yani. İstediğin zaman başlayıp istediğin zaman bitireceğin bir ortam. Çocuklar çok farklı bakıyor size. O zaten sizi daha bir heyecanlandırıyor böyle. Çocuk durduğu zaman hani duruyor böyle, ne yapacağını bilmiyor. O da tabii sizi heyecanlandırıyor. Yani aslında sokakta yapmak böyle daha bir içli dışlı oluyor insanlarla. Daha bir yakın oluyorsunuz insanlarla. Böyle insanlar hani sadece para atmak için değil, hani hoşuna giden bile gelip dinliyor sizi. Bu da güzel bir şey. Böyle bakıp ne bileyim alkışlıyorlar, hani destek açısından gülümsüyorlar. Gülümsemek bile güzel bir şey. Daha rahat hissediyorsun çünkü sürekli hani değişen dinleyiciler var. Çocuklarla çok rahat iletişim kurulabiliyor. Testereyle işte evet 2 senedir ufak ufak çıkıyordum. Çocukların en çok ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Ben de ondan çok keyif alıyorum. Çocukların bu kadar açık olmalarından farklı bir sesi. İnsan ilişkileri inşa ettiğimiz pek çok sosyallik gibi sokakta sadece işte hani kaldırım taşlarından, her gün giyip gittiğimiz kaldırımlardan, parklardan, bahçelerden oluşan bir şey değil. Aslında kamusal ortaklık alanları. Dolayısıyla sokak dediğimiz şey bazen bedenlere kadar genişleyebilecek bir alan. Yani dövme sanatı da aslında bir sokak sanatı şeyi kapsamında değerlendirebilecek bir şeye sahip oluyor. Aslında kamusal hayata müdahale ettiğimiz bütün alanlar sokak sanatı çatısı altına girebiliyor. Dolayısıyla plastik sanatlardan müziğe bütün disiplinleri kapsayan bir toplumsal inşa, bir hayal etme alanı. Güzel sokak, keyifli, neşeli. Sen ne kadar neşeliysen sokakta o kadar neşeli bir yandan. Seni de ayna gibi yansıtıyor aslında. Sonradan bayağı iyi bir deneyim oluyor. İnsan özü yöresi kendine geliyor. Farklı farklı insana tanışıyor. Yani hiç tanımadığı insanlar sizi ekliyor. Ve ayrı bir sosyal bir şey gelişiyor. Çok iyi bir şey bence. Sokak müziği bir kültürdür en başında. İnsanlar mesela yolda geçerken bile mutlu olur müziği görünce. Bu insanların mutlu oluşunu görmek müziğini de mutlu eder. Sokak, slogan var ya, sokakta hayat var. Aslında çok doğru bir slogan. Gerçekten burası hissettiğini yaşadığın yer burası, sokak. Yani bir mekanda çaldığınız zaman
ister istemez araya bazı belirleyici faktörler giriyor. Oraya bir insanlar para, yani işin içine para girdiği zaman ve bu belirleyici olduğu zaman istekler ve o istekleri tamamlama yönündeki eğilimler hep bir şeylere bağımlı oluyor. Ama sokakta böyle bir derdimiz yok. Biz burada istediğimiz müziği üretiyoruz. İnsanlar dinlemek, bizi dinlemek, ürettiğimizi dinlemek isteyen insanlar duruyorlar, dinliyorlar. Dinlemek istemeyen veya beğenmeyen insanlar da yürüyüp gidiyorlar. Kimse için bir zorlama yok. Her ihtimali barındırır. Ve bu her zaman korkunç, kötücül olmak zorunda değil. Güzel şeylerle de karşılaşırsınız. Misalen sokakta koşturan çocukların tepkileri ya da ihtiyar bir kişinin size gülümseyerek bakması. Yani ufacık bir şey anlatayım. Antalya'da gösteri yaptığım bir anda 70'li yaşlarında bir ihtiyar bir bey amcamız geldi. Ve Bob Marley'in Hamburg konserini izlemiş gençliğinde. Ve bir anda beni köşeye çekip hatıralarını anlatmaya başladı. Ya bunu hiçbir İtalyan sahnede bir sergi salonunda yaşayamazsınız. Sokağın artısı. Sahnede senin için para veren insanlar var. Oraya oturuyorlar. Karanlık bir ortam. Sahnede yüksektesin. Zaten sahneye çıktığında ayrı bir enerji oluyor. Yani oyunu oynarken %50 performansla oynayacaksan sahnede %70'e çıkıyor otomatik olarak. Ve insanlar seni izliyorlar sessizce. Ama sokak öyle değil. Sokak hareketli değil. Sokakta herkes var. Ve orada sen sahnede 40 dakikalık bir oyun yapıyorsun. Sokakta 40 dakikalık bir oyun yapamazsın. Yani sokakta öylesine geçen bir insan senin için duruyor. Ve 40 dakika duramaz. Ben bir süre sokak müziği yaparken çok ceza yedim böyle. Her gün gelip ceza kesiyorlardı. Ben her gün sokak müziği yaparak yine paramı kazanırdım. Yani cezayı ödemek için yine benim sokak müziği yapmam gerekecekti. Yani böyle bir saçma durum vardı. Bunu söylemek istiyorum. Yani buna ne yaman çelişkidir. Anne mi ediyoruz? Ne diyoruz anne? Pandemiden önce ara sıra metroda çalıyorduk, metro istasyonunun içerisinde. İstasyonda güvenlik görevlileriyle, zabıtalarla, İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıtalarıyla sorunlar yaşıyorduk. Bir süre orada çalmamaya başladık. Sokakta daha iyi oluyor. Çünkü özel bir şirketle ortaklığı olan bir kurumla çalmak sorun yaratabiliyor. Güvenlik müşterilerin hasta olduğunu söylediği için bizi uzaklaştırabiliyordu oradan. Biz de sokakta çalmaya başladık. Belli bir süre sonra zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi bize sokak sanatçısı kartı verdi. Bunlarla belli noktalarda çalabiliyoruz artık. Yani bir yerde çalma açısından şu sıralar sorun yaşamıyoruz. Aslında pek zorluğu yok da yer olarak zorluğu var. Yani esnafları rahatsız etmeden o açıdan bir zorluğu var. Öteki türlü tabii izin kağıdı alıyorsun belediyeden. Hani alamadın mı zabıta istersen bir şey yapıyor. İzin kağıdınızı aldığınız zaman pek sorun olmuyor. %90 rahatsız yani. Pandemiden önce çok sorun yaşadım. Metroda yüzlerce çıkarılmış olabilirim hatta. Ama hep devam ettik bir şekilde. Bir gün yasak deniyor, bir gün serbest olduğu söyleniyor, bir gün çalabilirsin deniyor. O arada geçen günlerde sizin ne yaptınız, neyle, nasıl geçinildiği bildiğinizle ilgili bir durum tabii, bir algı yok aslında. Ve sokakta çalarken bir devamlı bir stres gibi düşünür halde bulabiliyorsun kendini. Acaba polis mi gelecek, acaba zabıta mı gelecek ya da esnaf şikayet mi edecek? İşte çok esnaf şikayetiyle karşılaşmıyorum ama genelde zabıta geldiğinde şikayet var diyerek geliyor idi pandemi öncesinde. Şimdi artık pandemiyi de bahane edebiliyorlar. Yani pandemi dolayısıyla yasak işte gibisinden. İstanbul'da özellikle İstiklal Caddesi'nde bu sıralarda hiç çalamıyoruz neredeyse. Hep ara sokaklara, işte başka yerlere, biraz da kaçak göçek devamlı işte 20 dakika orada, yarım saat burada çalarak böyle bir hem yani tamam bir yandan
daha enteresan bir yaklaşım da sağlıyor aslında. Böyle çaldığında o 20 dakikaya olabildiğince çok şey sıkıştırmaya çalışıyorsun falan bir yandan. Ben faydalı buluyorum ama tabii biz zor da bir şey yani. Oldukça sıkıntı yaşayan arkadaşlarım oldu zabıta tarafından, polis tarafından. Yani genelde polis zabıta tarafından zorluklar yaşıyoruz. Ve alkolü fazla kaçıran insanlar tarafından da zorluklar yaşıyoruz. Sokakta yaşadığımız zorluklar değişiyor. Yani küçücük çocuktan tutun, böyle kocaman adama kadar an ve an değişebiliyor. Ya şunu ama görüyoruz. Bizimle ilgileniyorlarsa iyi ya da kötü, ama zorluklardan bahsediyorum. Bizimle ilgileniyorlarsa bizden alacakları bir şey var. Yani bir çocuk geliyor buraya tak 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 vuruyor, kaşıyor, gidiyor. Yani bu bizi evet zorluyor. Aslında enstrümanı zorluyor. Ya da ne bileyim bazı duygularımızı zorluyor ama üstüne gitmeye çalışıyoruz. Zabıtalar, zabıta abiler yavaş yavaş yumuşadılar. Bizleri anlamaya başladılar. Bence buna inanıyorum. Çünkü konuşabiliyoruz artık. Yani durumları anlatabiliyorlar. Biz de anlamak istiyoruz yani artık. Barış içinde yani bu müzikleri yapıyoruz. Türkü çalıyoruz, başka bir şey değil. Onun da canı gidiyor. O Zavut abinin de canı gidiyor onu dinlemek için. Ya da oynamak için ama işte garip bir şey var. O da onu koşturmak zorunda. Dedik ki yani zabıta en azından sanata ilişkin işlerde müdahalede bulunurken elinde bir yönetmeliğe ihtiyacı var. Yani belediye kendisini bu konuda en azından yani geliştirmek istiyorsa, dünyadaki çağdaş örneklerden feyiz almak istiyorsa kendisini geliştirmesi gerekiyor dedik. Ve aslında 2009'dan ancak geçen seneye kadar, geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde çıkardığımız bu yönetmelik ancak gerçekleşebildi. Bunda pek çok insanın emeği var bu yönetmelikte ama en son yönetmelik çıkmadan önceki geceye kadar Funda Hanım, Kültür Sanat Daire Başkanı ile oturup 2,5-3 saat yönetmeliği yazmak için en son masa başında şey yaptık. Bu dünyanın en iyi yönetmeliği değil ama Türkiye'de bununla ilişkili bence en özgürlükçü yönetmeliklerden bir tanesi. Çünkü eğer sokakta sanat yapmak isteyen bir arkadaşımız varsa, bugün siz de yaptığınız çalışmada tanık oldunuz. Ellerinde sokak sanatçılarına ait kartları olan arkadaşlar en azından bir şeyin meşru bir şekilde yapılabileceğine ilişkin ellerinde bir belge taşıyorlar. Dediğim gibi yani dünyanın en önemli şeyi değil. Sonuçta özgürlük dediğim şey ancak sen ona sahip çıktığın zaman savunulabilen bir şey. Bir kart bizim özgürlüğümüzü sağlamaz. Ona sahip çıktıkça, sokakta sanat yapan insanların sayısı arttıkça bu özgürlük ortamı genişleyecek. Bunun farkındayız ve bu yönetmelik de her ne kadar özgürlükçü bir yönetmelik olsa da sokak sanatçılarının, insanların talebiyle daha da özgürlükçü, daha çağdaş, daha uygun bir hale gelecektir zaman içerisinde. Bu bir süreç sorunu. Kimi zaman bu yönetmelik sonrasında yaşanan sorunlar da var. Bu sorunları aşmak noktasında da biz dernek olarak adımlar atıyoruz. Örneğin belediyeyle yaptığımız son görüşmede biz şöyle bir şey teklif ettik İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne. Sokak Sanatçıları Derneği gerek sokakta sanat yapan, performans gösteren arkadaşlara, gerekse de bu işle birebir muhatap olmak zorunda kalan işte zabıta gibi kolluk güçlerine bir seminerler dizisi yapsın. Gerçekten çok kötüydü. Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Bizim işimiz direkt sokakla. Ne kazanıyorsak sokaktan kazanıyoruz. İnsanlarla iletişim haline geçmediğimiz sürece fiziksel olarak para kazanmamız mümkün değildi. Bir süre geçti.
evden sokaktan sokağa çıkma yasaklarından sonra birkaç kez denedik. Ondan sonra iş yerleri açılınca bir süre sokak müziğini tamamen başlatmak yerine mekanlarda çalışmayı düşündük. İşte arkadaşım Ercan Ankara'ya gitti durumdan dolayı. Ben burada kaldım, burada bir yerde çalıştım. İşte biraz daha ortam düzelince, daha doğrusu sokağa çıkma yasakları biraz daha böyle normalleşince biz de çalmaya devam etmeye başladık. Şu an işte normal sokağa çıkma yasağından ya da pandemiden önceki durumdan çok çok kötü. Hem ekonomik olarak insanlar zaten destek verecek güçleri biraz daha azaldığı için az para kazanıyoruz. Onun haricinde yani yasaklar her anlamda etkiliyor bizi yani. Yani pandemi zamanında evet genelde evdeydik. Özellikle ekonomi açısından bayağı sıkıntı yaşadık. Hani belediyelere başvurduk, bazı kurumlara başvurduk. İşte erzak olsun, gıda olsun, maddi açıdan olsun. Az çok yani maddi açıdan bir şey görmedik de gıda açısından bazı çevreler olsun, arkadaşlar olsun yardımcı oldu. Hani sosyal dernekler diyelim, o tarz dernekler yardımcı oldu. Türlü tabii kötü geçti bizim için. Yani kirada kalıyorsun, elektriktir, sudur, internettir. İşte daha dikkatli oluyorsun, yemeğe, içmeye daha az harcıyorsun. Bayağı zorluklar yaşadık. Umarım bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Zor da geçti. Sokakta çalamadık yaklaşık 2-3 ay boyunca. Mekanlar da kapalıydı. İşte bir şekilde idare etmeye çalıştık. Ben de nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde atlatabildik diyebilirim. Yani biz kendimiz o riski aldık yani önümüze aldık ama tabii insanları göremedik. Pandemi sürecinde insanlar yoktu doğru düzgün burada. Çok zor geçti ama inşallah sağlıklı bir günlerde daha güzel kalabalıklı günlerde bekleriz tabii ki. Pandemi süreci bizim için çok distopik bir süreçti aslında. Yani hiç kimse böyle bir sürece hazırlıklı değildi. Evde tabii 65 yaş üstü annemle yaşıyorum. Onun sağlığı benim için çok çok daha önemli. Bu yüzden hani sokakla temasımızı neredeyse sıfıra indirdik. Yaşamsal olarak da kendimizi yani zaten olmayan konforundan daha da aşağı bir noktaya çektik. Ne devletten herhangi bir şekilde pandemi yardımı alabildik. Belediyelere başvurduk. Belediyelerden herhangi bir şekilde çok bir şey gelmedi. Bu anlamda bir geri dönüş olmadı. Yani zaten neredeyse sanatın pandemiyle eşleştirildiği bir süreçteyiz ki en son çıkan yasalarla herhalde 12'den sonra müziğin kapatılması ve birçok eğlence yerinde aslında salt eğlence olmayan birçok emekçinin olduğu bir alanın kapatılması aslında sanata karşı bir kötücül bir durumun olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu anlamda biz yardımdan çok daha çok bize köstek olunan bir noktadayız. Herkesin bütçesini etkiledi bir kere bu pandemi süreci. Şöyle söyleyebilirim. Dün Alsancak'ta oyun yaptım. Çarşamba günüydü. Ve çarşamba Alsancak'ın hafta için en kalabalık olması gündü. Eve giderken sevgilim bana 2 döner aldım. Cebimde kalan para 10 liraydı. Hani ki geçen sene yapsaydım yine çarşamba günü bu fiyatın çok çok daha farklı yükseklikte olacaktı. 1000 lira devletin verdiği bir yardım vardı. O ödendi, o hesabıma geçti. Onda da zaten ev kiramı ödemek zorundaydım. Çünkü uzun süredir ev kiramı ödeyemiyordum. Devletin verdiği 1000 liralık yardımla sadece bir aylık kiramı ödedim. Ondan sonra aynı şekilde durumun düzelmesini bekledim. Ben pandemi sürecinde başka bir iş yapmak durumunda kaldım. 6 ay kadar, Şubat sonundan başlamak üzere 6 ay kadar bir çağrı merkezinde çalıştım. Çok zordu benim için. Çünkü uzun senelerdir zaten sistem içi işlerde uyumsuzluktan dolayı tutunamama hali vardı. Zaten sokak müziğini seçme nedeni de oralarda tutunamıyor olmayla ilgili. Ders vermeye odaklandım karantina sürecinde. Bir şekilde para kazanmam gerekiyordu. Kişilerde ders verdim, davul dersi verdim birkaç kişiye. Oradan bir maddi güç almaya çalıştım ama tabii ki de yeterli olmuyor. Çünkü sokak müzisyeniysen, yani sadece gelirini buradan, müzikten kazanıyorsan her gün çıkman gerekiyor az çok yani.
her gün de çıkamıyorsun pandemi süresindesin. Arkadaşlarımla evim vardı bir tane, ev kurmuştuk. 3 tane sokak müzisyeniydik. Gene mekanlarda çıkıyorduk hep beraber. Kurduğumuz ev hem ev hem de stüdyoydu. Yani alt katımız stüdyoydu, yukarıda da kendimiz yaşıyorduk. Pandemi sürecinde yaklaşık 3-4 ay falan kiramızı ödeyemedik. Ev sahibimizle kibarca konuştuk, çıkmamız gerektiğini söyledi o da. Biz de anlayışla karşıladık ve çıktık yani. İnsan yani önümüzdeki o case, para kutusu, ufak para kutusundan ülkenin ekonomisini az çok birazcık anlayabiliyorsunuz yani. Pandemi sürecinde biz bir yandan boya işiyle uğraştık. Boyacılık yaptık. Benim abim biraz boyacıydı. Yani evde tek çalışabilen oydu. Ben sürekli abim oluyor, yiyorum falan filan. Bir süre sonra bana şey olmaya başladı. Abi yardıma geleyim falan demeye başladı. Ve sonra boya biz boya yaptık oldu, işte. Evet. Böyle şey yapıyoruz. Boyalı geliyoruz evden, temizleniyoruz falan. İnşaatlı şarkı söylüyoruz falan. Evet. Biraz öyle. Çok eğlenceli. İşte biraz daha yumuşadıktan sonra pandemi süreci de İşte garsonluk gibi bir alternatif söz konusu. Şu anda da ben garsonlukla geçiniyorum aslında şu anda. Pandemi süreci bizim açımızdan bir bakıma bir turnusol kağıdı işlevi görmüş oldu. Bütün herkes gibi tabii ki sanatçıları da etkiledi pandemi. Yani sokağa çıkmanın yasak olduğu bir yerde eğer maaşlı bir devlete yaslanmış şeyiniz yoksa, düzenli bir geliriniz yoksa açlık kapıdadır yani. Covid'den dolayı mı öleceğim yoksa açlıktan dolayı mı öleceğim ikilimi herkes gibi tabii ki sokak sanatçılarını da etkiledi ama sokak sanatçılarının şöyle bir avantajı vardı. Biz bunu aslında pandemi öncesinde de çok savunduğumuz şeylerden bir tanesiydi. Yani bizim açımızdan sokağın bir zorunluluk değil bir tercih olması meselesi aslında bizi ekonominin o köleleştirici ilişkilerinden de bağımsızlaştıracak bir imkanı sağlamış oluyordu. Eskiden mesela hüzünlü parçalar çalardık bazen. Bizim neşeli gelen adam bizim sesimizi, müziğimizin sesini duyunca böyle bir duygusal çöküş yaşar, sonra devam ederdi. Ama şimdi öyle değil. Tayyip'in metreden oynatarak yürütmeyi başardık insanları. Dikkatlerini çekebildik. Güzel müzik yaparsın, sanat olarak hani kaliteli bir şeyse tepkileri geliyor. Tabii kötüyse kimse gelip size mesela sohbet etmiyor. Hani bazen bir de hani işte bir yardım olsun diye para atılıp gidenler de var yani. Ama güzel sanat yaptığınız zaman insana geliyor mesela özellikle soru işte Instagram adresiniz var mı? Bir yere çıkıyor musunuz? Siz başka nasıl dinleyebiliriz gibi işte takipte bulunuyorlar. O açıdan güzel tepkiler geliyor. O ilham perisini bekleyen, tavan arasında sanat yapan sanatçı figüründen bağımsız olarak sokak aslında insanı aracılardan bağımsızlaştırarak üreten ve tüketini aynı mekanda buluşturabilir. Bunun için özgürleştiricidir. Yani bir yabancılaşma olmadan sanatsal üretim gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin müzisyenlerin en büyük şeyi şudur. Ya bir mekanda çalıyorum ama hiç istemediğim şarkıları istiyorlar falan. Yani yapıyorum ama mecburen çalıyorum. İşte şu belediyenin bilmem ne etkinliği oldu, oraya da gittik işte şunu çaldık falan. İşte ben aslında şunu yapmak istiyorum. Benim gönlümden şu müzik geçiyor ama işte yapamıyorum falan. Bunu da aşmanın bir şey haline geleceğini düşünmüştük o zamanlar. Nitekim bu pandemi de pandemiden önce pek çok yerde sahne alan sadece müzisyenler de değil yani pandemiciler, tiyatrocuların ve pek çok disiplinler arkadaşın pandemiyle beraber tekrar sokağı hatırladığı bir şeye de geldik, sürece de geldik. Yani aslında sokak kriz anında sığınabileceğimiz bir şeye de dönüşüyor. Bir yedek ekonomi gibi, hayatta kalma stratejisi gibi. Ve aslında unuttuğumuz çoğu zaman aklımızdan çıkan insanlarla doğrudan iletişim kurmanın bir mekanı olduğunu bize yeniden hatırlatıyor. Dolayısıyla aslında pandemi kuşkusuz sanatçıları çok etkiledi ama bir hekimlerin yaşadığı dramı yaşamıyor sokak sanatçıları. Elbette kalkıp da buradan her gün metrobüslerde, her gün otobüslerde, tramvayda sıkış tepiş fabrikalarda çalışan işçilerle aynı durumda olduğumuzu iddia etmiyorum. Onların yaşadığı dram çok daha başka. Ama sokak sanatı en azından bununla ilgili bir bize bir korunma alanı
yapabiliyor. Sokaklar kamusal alan, açık olduğu sürece aslında kendi ekonomisini döndürme şansına sahip. Sahnede çalarken mesela aynı şarkıyı nadir çalarsınız, genelde farklı çalarsınız. Ama sokak sanatçılığı yaparken bir şarkıyı atıyorum çok seviyorsunuz. Hani onu bir kere çaldınız, diğer insanlar gittikten sonra onu tekrar çalabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin sevginize alakalı bir şey. Ben bunu çok seviyorum falan deyip. Farklı işler de yapıyorum freelance olarak. Hani sokak müziğini de bir iş olarak görüyorum, onu da söyleyeyim. Hani şey değil bence burayı, çünkü her gün gelip belli bir saatte kurulmak vesaire, işte hazırlanmak. Sonuçta çevrede bir sürü insan var ve onlarla aynı alandasınız. Ciddi bir yoruculuğu var yani, dışarıdan göründüğü gibi değil. Bir sürü şey yapılabilirdi ama ilk önce hani sadece sokak sanatçıları olarak bakmıyorum. Hani insana dair neler yapılabilirdi. Şunu gördüm, bir arkadaşım paylaşmıştı Facebook'tan. Ankara'da belediye bütün müzisyenlere, sokak sanatçılarına tek tek ulaşılmış. Telefonlarına mesaj gelmiş. Şu saatte şu büroya gelip istediğin hani ücret ve gıda yardımı alabilirsiniz diye. Bize sanat yapabileceğimiz alanların açılması ama bize kimlik dayatması zorunlu kılınmadan. Çünkü biz bugün buradayız, yarın bir başka yerdeyiz. Yani yerinde duran insanlar da değiliz. Sadece bir salt bir mekana sıkışan varlıklar da değiliz. Bu anlamda herhangi bir dayatma yapılmadan belediyenin kendi içindeki bir birim kurarı, belki başka bir kültür sanat alanından bize destek sağlayabilir. Yani hiç değilse yer, mekan veya da işte zabıta konusunda bir sorun olmaması bile bizim için bir ayrıcalık olabilir belki. Gülümsetmeye devam etmek istiyorum. Bu şehrin karnaval bir havaya ihtiyacı var. Karnaval illa böyle çok sesli bir koro değil, çok sesli bir etkinlik değil. Küçücük bir yerde belki şu gördüğünüz karakter bile mini bir gülümseme katıp onu insanlar çoğaltabilirler. Gülümsemeye devam edelim. Ama lütfen sanat gördüğümüzü ya da görmek istediğimizi dile getirelim. Bu biraz da sokaktaki insana da bağlıyız. Onlar isterse gerçekten belki biraz daha ön plana çıkarılabiliriz diye düşünüyorum. Ha, ha, ha.